Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine prenseslerimiz için güzel bir şort etek çalışması yaptık. Eteğimizi örmek için bel kısmından başladık ve trabzanlarımızı modelimizi uygulayarak alt kısma kadar geldik ve şort olan şuradaki bacağının ayrım bölümünü de çalıştıktan sonra Askılarımızı, ön kapağımızı, kulaklarımızı, gözümüzü, ağzımızı ve burnumuzu da işledikten sonra e, eteğimizi hazırladık. Evet şöyle bakalım eteğimiz 1-1,5 yaşlarındaki çocuklarımıza uygun bir e, uzunlukta. Tabi e, ipimiz biraz dolgundu. Lütfen ipiniz ince ise ya e, biraz sayıları büyük başlayıp yaşı büyük çocuklarımızı ona göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Hemen ölçüsüne bakalım. Uzunluğuna baktığımız zaman şu şekilde 22 santim uzunluğu basen kısmından baktığımız zaman 28 santim basen kısmının genişliği. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen eteğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Etrofil marka ipimizi kullanıyoruz örgümüzü örmek için şöyle bir bakalım ipimizi tanıyalım 81034 numaralı renge sahip çok tatlı bir pembesi var o çok bir pembe 100 gram ve 250 metre anti peeling %100 akrilik bir ip İpimizi örmek için ise iki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum dilerseniz daha büyük numaralı tığlarla da örebilirsiniz İpimiz dolgunca bir ip çok da örmesi güzel dokusu hoş olan bir ip. Antibilling özelliği sayesinde de bebeklerimizdeki örgülerimiz tüylenme yapmıyor. Evet şimdi ipimi içeriden alıyorum ve örmeye başlıyorum. Tabi dilediğiniz her türlü iple örebilirsiniz. Hangi e, ipe ulaşabiliyorsanız yaşadığınız şehirlerde hangi ipiniz varsa lütfen onlarla örün. Sadece sorduğunuz için söylemekteyiz yoksa kesinlikle farklı bir amacımız yok. Evet zincirimi çekerek başlıyorum. Kaç yaş grubu için örecekseniz ona göre birazcık daha zincirimizi fazla tutabilirsiniz. Ben 1-1,5 yaş grubu için örüyorum. Her yaş grubu için ipiniz ve tığınızın kalınlığına göre 10 tane trabzan arttırabilirsiniz. Tabii küçük yaşlar için söylüyorum. Büyük yaşlarda ölçüler biraz daha farklı olabilir. Bir tane zincir çekip düğüm attıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 1-2-3-4-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ben biraz bülteyim. 95 tane zincirimi çektim. Zincirimi hemen ölçelim. Şöyle tuttuğum zaman zincirimi bakınız ucu burada ama şöyle yapalım. Ucunun üzerine tutuyorum ve diğer taraftan şöyle üzerine bırakalım ve şöyle ilerleyelim 40 santim zincirimizin ölçüsü Evet 40 santim şu şekilde bel ölçüsü olacak daha büyük yaşlarda ya da kilolu çocuklarımızı lütfen biraz daha çekelim en az 100 olsun Evet zincirimizi hemen diğer ucuna şöyle birleştiriyorum düzelterek yuvarlak bir şekilde örmeye başlıyorum. Birinci zincirime giriyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim. 2 3 3 tane zincirim oldu ve ilerliyorum. Her bir trabz zincirimizin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum. Bakınız hemen başladım ipimi de gizliyorum. Birer birer zincirimizi, trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Eğer bebeğimiz kiloluysa lütfen zincir sayımızı fazla tutalım. Yoksa küçük olabiliyor ipimiz tığımız elimizin alışı her şeyi ölçüyü değiştirebiliyor o yüzden elimizin ayarını tanımamız gerekiyor bir iki örgü ördükten sonra bu ayarı çok rahatlıkla yapabileceğiz Evet şimdi ben başlangıç noktama kadar yani buradaki noktaya kadar hepsini birer trabzan örerek tamamlıyorum Evet başlangıç noktamıza kadar trabzanlarımızı birer birer örerek geldik şu şekilde Bakınız trabzanlarımızın birinci sırasını tamamladık. Şöyle ölçmek istiyorum. İki kat olunca ne kadar olduğunu bakalım. Şöyle düzeltelim. 20 santim. Bakınız 20 santim yani 40 santimde yuvarlandığı zaman olan ölçümüz. Şimdi geçişimizi yapalım. 3 tane zincir çektiğim yerin 3. zincirine gelerek batıyorum. ipimi alıyorum. Sadece şu şekilde geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra ileriye doğru devam etmiyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum ve arkasından devam ediyorum. Bir tersten bir düzden örelim. Ve birer birer bütün trabzanlarımı örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Artma eksilme yapmadan birer birer sıra başına kadar örerek gelelim. Evet ikinci sıramızı tamamladık. 3 tane zincirimizi çekmiştik. 3. zincirin üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimizi yaptıktan sonra tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. ileriye doğru gitmiyorum. Hemen geriye dönüşümüzü yapıyoruz. Ve birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Yine aynı şekilde sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı örelim. Hep düz yönden örmüyoruz. Bakın bir ters bir düz yön yapıyoruz. 3. sıramızı da örerek tamamladım. 3 tane zincirimin üçüncüsüne gelerek batıyorum. Şu şekilde geçişimi yapıyorum. Bir 2 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve devam ediyorum. 2 sıra daha bu şekilde örelim. Bakın birebir örüyoruz. Bu sırayı geçelim. Bir tane daha sıra örelim. Toplamda 5 tane sıra ördükten sonra görüşelim. Evet sıralarımızı örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 sıra ördüm. Şimdi birleştiriyorum. 3 tane zincir çektiğim yere gelerek birleştiriyorum. Bir tane zincir, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve aynı yere bir tane trabzanımı örüyorum. Hemen zincirimi ördüğüm yere bir trabzan daha örüyorum. Zincirimizle birlikte iki tane trabzanımız oldu. Hemen zincirimin olduğu yerde iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere iki trabzan daha örüyorum. Bir, 2 2 iki. İki trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı ördük şimdi 1 2 3 ve 4düncü trabzanımın üzerine geliyorum ve bir tane trabzan tekrar aynı yere ikinci trabzanımı batıyorum 2 tane zincir çektikten sonra iki tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2. Terimin başını doluyorum. 1 2 3 atlıyorum. 4.'cüye gelerek batıyorum. 1 2 2 tane zincir 2 tane daha tırabzanımı bu şekilde örüyorum. Ve sıramızın başına kadar 3. 3 üç tane atlıyoruz. dördüncüye batıyoruz. 2 trabzan 2 zincir, 2 tırabzanımızı örüyoruz. 1 2 2 tane zincir ve 1 2 başlangıç yerimize kadar örerek gelelim Evet iki trabzan iki zincir iki trabzan grubumuzu ördük sıramızın sonuna geldik bakınız 3 tane zincirimi çektiğim yere geliyorum batıyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum örgümün yönünü çeviriyorum diğer tarafa doğru ilerlemek istiyorum Ilmeğimi kaydırıyorum, bakınız. Şimdi ikincinin üzerine battım. Sadece şu şekilde ipimi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. İki zincirimin olduğu yere geliyorum. Yine ilmeğimi geçirdikten sonra üç tane zincirimi çekiyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğum işlemimi yapıyorum. Yanına hemen bir trabzan, iki zincir, zincirimle birlikte tabii ki iki tane trabzan oldu. İki trabzanımı hemen örüyorum. Bir ve iki. 2 zincirin içerisine gelerek batıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzanımı örüyorum. Ve bir sonraki 2 zincirimin içerisine geçiyorum. 2 zincir, 2 tane de trabzanımı ördükten sonra sıramı başa kadar getiriyorum ve bir sıra daha aynı şekilde örüyorum toplamda 3 sıramızı örelim 4 sıra trabzan grubumuzu ördük 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan olarak şimdi 5. sıramıza geçişimizi yapıyoruz 5. sıramıza ilk zincirimin üzerine batarak geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi hemen çekiyorum ve yanındaki trabzanımın üzerine bir tane trabzan 2 zincirin arasına bir tane trabzan ve diğer 2 trabzana birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bu sırada artık trabzanlarımıza dönüyoruz. Bakınız trabzanımın üzerine örüyorum. Tekrar devam ediyorum. Tam ortaya örüyorum. Bir sonraki ve sırayı bu şekilde takip ediyorum. Birer birer her modelimizde artışımıza geçtik. Araya bir tane diğer sıramızı bir tane ve bu şekilde sıramızın başına kadar örerek gelelim. Bir uçtan başlamıştık. Diğer ucumuza kadar hem trabzanların üzerine hem de aradaki iki zincirin içerisine bir tane trabzanımızı örerek tar sıramızı tamamladık. Şimdi geçiş yerimizdeyiz. Üç tane zincir çekmiştik. Üzerine batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra yönümü çeviriyorum ve diğer yöne doğru örmeye başlıyorum bu sıramızın üzerine aynı şekilde 2 sıra daha örelim toplamda 3 sıra olduktan sonra yine görüşelim Evet şimdi 1 2 3 4 5 sıra düz trabzanımızı ördüm modelimizden sonra bakınız 5 sıra ördükten sonra tam ortalayarak 62 ve 62 olarak ayırdım. Sizin e, trabzan sayısı daha büyük çocuklarımıza başlamışsınızdır. Kaçsa tam ortalayalım. Bir tarafa sol tarafa 62 sağ tarafa 62 tane trabzanımız kalsın. Şu şekilde eşitleyelim ve şimdi örmeye başlayalım. Bacak arası olacak buradaki bölümümüz. Bacak arası olan yeri birazcık e, Artışımızı yapıp birkaç tane rahatlatmak istiyorum. Hemen örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1-2-3 Geriye dönüyorum. Ters düz ördüğümüz için aynı yere bir tane batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir tane kendisi, iki tane de trabzanımı ördüm. Yani burada bir ilmeğimi üç ilmek sayısına çıkardım. İki tane artışımı yaptım. Diğer ilmeklerimin tamamını bir tane olarak öreceğim. Buraya geldiğim zaman tekrar e, görüşelim. Birer birer örerek ilerliyoruz. Sadece trabzan olarak örüyorum. Evet şuradan başlamıştık bakınız açık yeşilimizden yana tekrar burada görüşelim demiştik ama diğer bacak arasındaki artışımızı da yapmamız gerekmekte. Şimdi e, tam ayrıcımın yanındaki bakınız yanındaki yere geliyorum 2 tane örüyorum ve bir tane daha örüyorum 3 tane artışımı yaptım ve ilerliyorum bir tane buraya örüyorum. İki tane de yine diğer tarafa artışımı yapıyorum. Bakınız burada bir trabzanı iki tane arttık. Üç trabzan sayısına çıkardık. Ortada bir tane ördük. Diğer kenardakini iki ördüm. Ve bir tane daha örüyorum. Toplamda şöyle baktığımız zaman dört tane artışımızı yapıyoruz. İki tane bir tanesi kendi trabzanı iki tanesini artırdık. Ortaya bir tane ördük bir tane kendi trabzanı iki tane de artırdık ve sağda solda ilmeğimizin ikişer tane artışlarımızı yaptık diğer başlangıçta da aynı işlemimizi tekrar edeceğiz şimdi dümdüz buradan da örmeye devam ediyoruz Evet sıramızı tamamlayarak geldim örgümü bakın şu şekilde örerek gelmiştim 1 2 3 artışlarımı yaptım şöyle bakınız örgümün yönünü çeviriyorum ve bu sırada artış yapmadan birer birer bütün trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Hiç artış yapmadan bulunduğumuz bu noktaya kadar örerek gelelim. Evet, şimdi bakınız uzunluğumuza bakalım. Toplamda 17 buçuk santim örmüşüz. 17 buçuk santim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra örmüşüz. Ve 17 buçuk santim artık bacak arasını e, şimdi zincirle birleştirme işlemine geçiyoruz. Bakınız tam işaretimin olduğu yerdeyim ve başlangıçtayım. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum. Tam ayracımı koyduğum yerin üzerindeki zincirime gelerek batıyorum. Bakın trabzanıma gelerek batıyorum. Evet şimdi battığım yerden hemen zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra trabzanımı örmeye başlıyorum. Sırası ile önce bacağımızın bir tanesine sonra diğer bacağımızı örelim. Ve şortumuzu bitirmeye doğru yaklaşalım. Zincirimizin olduğu yere kadar dümdüz trabzanımızı ördük. Zincirimizi çektiğimiz yere kadar geldim. Dümdüz trabzanımızı ördüm. Şimdi zincirimizin üzerine birer birer trabzanlarımızı örelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincir çekmiştik. 7 trabzanımızı ördük ve başlangıçtaki zincirimizin üzerine gelerek batıyoruz. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü tekrar çeviriyorum. Ve başlıyorum bakınız. Hemen aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum. İki zincir çekiyorum. Burada yapmış olduğumuz modelimizi uyguluyoruz. Tekrar iki tane daha trabzanımı aynı yere örüyorum. Bir ve iki. Bir, iki, üç, dördüncü trabzanımın üzerine başını doluyorum. Bir, iki, iki zincir. Tekrar aynı yere bir, 2. Tığımın başında doluyorum. 1, 2, 3, 4. Tırabzanın üzerine 2 tırabzan, 2 zincir, 2 trabzanım örüyorum ve başlangıç yerime kadar aynı işlemimi tekrar ederek geliyorum. Evet. 2 tırabzan, 2 zincir, iki tırabzanımızı ördük. Başlangıç noktamıza kadar geldim. Başlangıçtaki 3 tane zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Bacağımın bir tanesini bu şekilde bitiriyorum. Şimdi diğer paçamızı da aynı şekilde örmeye başlayalım. Bir sıra trabzanımızı örelim. Bir sırada buradaki iki trabzan, iki zincir, iki trabzan bölümünü örelim. Evet şimdi örmeye başlıyorum. Şöyle başlayalım bakınız. Hemen bacak arasında 7 tane zincir çekmiştim. 7 tane zincirin olduğu yere yakın yerden başlayalım. Bakınız hemen 1, 2, 3 bacak arasına yakın yerden başladım. Birer birer örerek iniyorum. Şimdi 7 trabzanımın her birinin karşısından bir tane alıyorum. Bacak arasını rahat rahat örüyorum. Bakın her trabzanın karşılığından bir tane ve ilerliyorum. Evet sıramızı tamamlıyoruz. Ve normal tarafa doğru geçişimizi yapıyoruz. Sıramızın başlangıç yerine geldikten sonra buradaki iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı da örüp tamamlayalım ve görüşelim. Evet, Şortumuzun diğer paçasını da aynı şekilde örerek tamamladık. Şimdi e, şortumuzun üst kısmını örmeye başlayacağız. Şöyle bakınız. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane sol tarafa ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane sağ tarafa ayırdım ve ortayı e, trabzanlarımı örmek için işaretimi koydum ve aynı şekilde trabzanla örmeye başlıyorum ve beyaz ipimi kullanıyorum. Birinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şöyle derinden alalım. 1, 2, 3 ve birer birer örmeye başlayalım. Diğer işaret bıraktığımız yere kadar birer birer örelim. Sadece trabzan öreceğiz. Yeterli uzunluğa gelene kadar. İşaretimi bıraktığım yere kadar örerek geldim. Şimdi en son trabzanımın üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Birer birer örüyorum. Önümüzün kapak kısmını yeterli ölçü gelene kadar sürekli örmeye devam edelim. Evet çortumuzun ön kısmını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. 8 sıra ördükten sonra arkayı çevirdim. Bir tane askımı ördüm. Bakınız diğer askımı da hemen başlamak istiyorum. Tam ortada bakınız bir tane zincirimizin olduğu yerimiz belli. O tam olarak orta onu tutalım. 2, 4, 5. 5 6. trabzandan başlayalım. Bu tarafa da aynı şekilde sayarak gelelim ve 6. trabzanın olduğu yerden örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekerek tığıma düğümümü atıyorum. Şu şekilde sayıyorum. Bakınız bir merkezde bunu alıyorum. Diğer tarafta bakınız 1 2 3 4 5 6.'dan örmüştük. 1 2 3 4 5 6.'dan örüyoruz bu taraftan başlıyorum diğer tarafa doğru ilerliyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra 7 tane trabzanı yan yana örüyorum 2 3 ipimi de alttan götürmek istiyorum 4 5 6 ve 7. 7 tırabzanımı ördükten sonra 3 tane zincirim çekiyorum. 1 2 2 ve 3 geri dönüşümü yapıyorum. Birer birer trabzanlarımın üzerinden ördüğümüz yaş grubuna uygun olacak şekilde askımızın uzunluğunu ayarlıyoruz. Evet bakınız bu şekilde örmeye devam ediyorum 3 tane zincirimi çektim ve istediğim uzunluk gelene kadar örüyorum diğer askımı sayalım kaç tane ördüm 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ve 36 tane ördüm ee, ve de şöyle bakınız paçasının bir tanesini aynı şekilde iki trabzan iki zincir iki trabzan beyaz olarak ördüm diğer bacağımızı da aynı başlayalım ve alttaki sıramızın Birebir aynısını bu tarafta da örelim. Şöyle bakınız 2 trabzan 2 zincir iki trabzan 2 zincir. Evet şortumuzun her iki e, paçasının beyazlı trabzanlarını ördüm. E, bakınız gövde kısmı tamamlandı. Yani bacaklarımızın olduğu yer bacak aramızı şöyle görmekteyiz. Bu ipimizi içeriye alacağız. Evet ön kısmımızı da tamamladıktan sonra askılarımızı yapmıştık ve şu şekilde bir tavşan kulağımızı ördüm askımızın bu kısmına şöyle yerleştireceğimiz e, tavşan kulağımız ve diğerini sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Şöyle biraz büyükçe bir kulak örmek istiyorum. 25 tane zincirimizi çekelim. Bir tane düğüm atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 tane zincirimi çektim geriye doğru sayıyorum 1 2 3 4 4 zincir yuvasına geliyorum batıyorum ve birinci zincirime kadar hepsini ikili trabzan şekliyle örüyorum başını doluyorum bir ve iki defa da alıyorum başını doluyorum bir ve iki defa alıyorum başını doluyorum zincirimizin ucuna kadar bu şekilde örelim uç noktaya kadar geldim en son zincirime kadar bakınız başladım ve geldim en sondaki örmüş olduğumuz trabzanımızın içerisine yani zincirimizin içine bir tane daha trabzan ördüm son bakınız 2 tane oldu aynı zincir yuvasına üçüncü örüyorum tekrar aynı yere batıyorum 4 ve 1 tane daha batıyorum 5 5 tane trabzanımı aynı zincir yuvasının içerisine ördüm 1 2 3 4 5 bir tane daha ilave ediyorum 6 ve geliyorum diğer Şuradaki bakınız zincirimin tam karşısına batıyorum. Toplamda 6 tane zincirimi bu dönüşe yaptım. Ve yan dönmeye başladım. Birer birer trabzanlarımın karşılığındaki trabzanları da örüyorum. Şöyle yakından bakacak olursanız her bir trabzanımızın karşısına bir tane trabzanımızı örüyoruz. Bu sıramızda Tamamen ikili trabzan olarak uca kadar ilerleyelim. Evet trabzanlarımızı birer birer karşılıklı örerek uç noktamıza kadar geldim. Şimdi e, burada 6 tane trabzanımızı örmüştük. Şimdi burada da dönüşte birkaç tane daha trabzanımızı öreceğiz. Bakınız 1, 2, 2 tane yeterli. Hemen diğer trabzanımın tepesine batıyorum iki tane ördükten sonra ve bu şekilde burada fazla yapmışken burada daha az artışımızı yapıyoruz sık iğnelerimi örerek ilerliyorum birer birer bakın sık iğne örüyorum sayalım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnemi ördüm. Başını doluyorum. 1 Tekli trabzan örüyorum. 2 3 4 5 5 tane tekli trabzan, 6 tane tekli trabzan ve 1 tane ikili trabzan. 2 3 4 ve 5 tane de ikili trabzan örelim. Tekli tırabzanımızı örelim. 1 2 3 4. Sık iğnemize başlayalım. 1 2 3. Bakın burada dönüşü eee büküleceği için bükülmemesi için iki defa sık iğnemizi örelim. İki defa yine 3 tanesine iki defa batalım kulağımızın bu dönüş yerine ve devam edelim. Sayıları karıştırabilirsiniz. Tekli trabzan ya da daha fazla daha eksik görebilirsiniz. Hiç önemli değil. Önemli olan şu şekilde maili verdikten sonra ortadaki sayımız da eşit olduktan sonra gerisi çok önemli değil. Şöyle güzel bir görüntüyü kazandırın kulaklarımıza. Tekli trabzanla çiftli trabzanımızın sayısını karıştırmanız önemli değil. Şimdi başlıyorum. Bu tarafı geniş olacağı için hemen tığımı başını doluyorum tekli trabzanım örmeye başlıyorum 1 2 3 4 tane ördüm hemen başını doluyorum ikili trabzanıma başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 kulağımızın şu şekilde dönmesini istediğimiz için şu iç kısmı bakınız burayı geniş tutuyoruz 8 burası altta kalacak burası sivri kısım 8 9 9 tane ördüm başını doluyorum tekli trabzanıma geçiyorum 1 2 3 4 şimdi uç kısım için sadece trabzan örüyorum 1 sayılar çok önemli değil zaten devam etmekte de dümdüz ipim bitti hemen ilave ediyorum ve sık iğnemi örmeye devam ediyorum uç kısma doğru bakınız şöyle geçiyorum sadece ilmek kaydırıyorum ilmeğimi kaydırdım bir tane zincir çektim başını doluyorum batıyorum tam da düğüm geldi ama şöyle alalım Evet arkaya kaldı şimdi yine ilmeğimizi kaydıralım ilmeğimizi kaydırarak devam edelim. Evet şimdi bitirelim. Bakınız kulağımızı içe dönük bir şekilde ördük. Şimdi üzerinin beyazını geçince çok daha güzel olacak. Bakınız her iki kulağımızı bunun beyazını geçtik. Bunu geçmedik. Şöyle kapadığımız zaman bakın tersi şu şekilde hafif meylini görmekteyiz. Şimdi beyaz ipimizde kenarına dolaşmaya başlayalım. İpim, tığımı tığıma bir tane düğümümü attım. Ve ön yüzden kenarına tığlamaya başlıyorum. Şöyle alt kısımda kalacak dikiş olacak yerden başlayalım. Tığımın bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. İlerliyorum. Başını doluyorum. Başını dolayarak hem sık iğnelerimizin hem tekli trabzanlarımızın trabzanlarımızın hepsinin üzerinden birer birer geçerek kenarını belirginleştiriyorum kulağımızı. Bakın sadece dolaşıyorum. Her bir trabzanımıza sık iğnemizi hepsini de birer defa başını dolayıp tek seferde örüyoruz. buradaki sırayı eğer hani kaç tane sayı karıştırırsanız hiç önemli değil. Ortaya trabzanlarımızı ayarlayın. Kenarından sık iğnemizle başlayıp tekli trabzan ve ortada yoğunluğumuzu sağlayalım. Evet şimdi sivri olacak kulağımızın kısmına doğru gelmekteyiz. Yukarıdaki bölüme geçiyorum. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum ve dibine geçiyorum. Ve birer birer ilerliyoruz. Şu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek gelelim. Evet, şimdi kenar kısımlarını bir defa pembe ipimizle dolaşalım pembemizin olduğu yerlerde şöyle minik bir kirpik çalışması yapalım. 3 tane zincirimizi çekelim. Hemen beyazımızın yanından battım bakınız. 1 2 2 tane zincir çekip ilerledim. 1 2 aynı yere batalım. 2 tane zincir çekip ilerleyelim. 1 2 atlayalım. 1 ve 2 aynı yere batalım. 1 2 girelim. Tekrar 1 2 şu şekilde ilerliyoruz. Bakınız, bir iki tane zincir, iki trabzan atlıyorum. Bakın, bir iki atladım. ve batıyorum. Bir iki aynı yere batıyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. İki zincir, aynı yere batıyorum. Bir iki, iki zincir. 1 2 hep 2 2 zincir çekip batıyoruz 2 zincir 2 trabzan atlıyoruz şöyle sık olanları 3 de atlayabiliriz 2 zincir 1 2 hemen uç kısma da batıyorum 1 2 ve batıyorum kenar kısmımızı şortumuzun şu şekilde kirpiklerimizi yaptık ve askı kısmımıza geçiyorum hemen askımın ilkine giriyorum şu şekilde ipimi yarımlamak istemiyorum ipler çok katlı olduğu zaman ister istemez yarımlanabiliyor onun için hemen örmeye devam etmek yerine mutlaka geri dönelim ve takılan yerden kurtaralım 1 2 aynı yere batıyoruz. Bu kez ara zincir çekmiyoruz. Her trabzanımıza 1 2 Eğer ipiniz zayıfsa 3 tane de çekebilirsiniz. 1 2 batıyorum. Ve bir sonrakine batıyorum. 1 2 Her trabzana 1 2 zincir çekip batıyorum. 1 2 Şöyle görelim bakınız. Minik minik kirpikler olacak. Bütün kenarımızı dolaşalım. Yalnız şurada a, ilik yeri yapacağız. Burada görüşelim. Evet pembe ipimizde kenarlarımızı tığlayarak geldik. Şöyle bakalım askımızı. kenarları çok hoş bir şekilde tığlandı. Her iki askımızda. Diğer pembe olan bu yandaki bölümlerimizi tığladık. Son olarak ön kısmımıza geçişimizi yaptık. Şimdi yukarı kısımda ilik çalışmamızı yapalım. İliğimizi sadece zincir çekeceğiz. Bir. 2 3 4 4 tane zincir çektikten sonra bir atlıyorum İkinciye gelerek batıyorum Eğer büyük düğme kullanmak istiyorsanız bir tane daha ileriye gidebilirsiniz normal düğme kullanalım bakınız şu şekilde ilik yerimizi açtık bir iki tane zincirimi çekiyorum bir iki atlıyorum araya giriyorum bir iki tane zincir tekrar tekrar bir iki iki tane atlıyorum bir iki Yanlarda hiç atlamadan devam ediyoruz. Dik olarak gelenlerde iki tane atlayalım. Bir ve iki aynı yere batalım. Şu şekilde. Bir iki zincir iki atlayalım. İki zincirimizi aynı yere batalım. Tekrar iki zincirimizi çekip öne doğru ilerleyelim. Bir iki iki zincir aynı yere batalım. Bir ve iki ilerleyelim. Evet bakın şu şekilde öne doğru devam edelim. İlik yaptığımız yere kadar geldik. Bakınız 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum. Hemen 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Yana batıyorum. Bir sonraki trabzanıma geçiyorum. 1, 2, hemen batıyorum. Bir sonraki trabzana batıyorum. 1, 2, sırası ile her trabzana iki tane zincir çekip aynı yerde batıyoruz ve minik minik kirpiklerimizi örüyoruz aşağı kadar devam edelim ve bitirelim Evet bir tane gözümü ördüm diğer gözümü sizlerle birlikte örmek istiyorum hemen başlayalım 1 2 3 tane zincirimizi çekelim İpim çok kalın biraz asıldım Tığımın başını doluyorum. İlmeğimi biraz kaldırıyorum. Bakın şöyle rahat hareket edebilmek için. Aşağıya birinci ilmeğin içerisine giriyorum. Tırabzanımı örüyorum. Geriye geldiğim ilk zincirimi bir diye sayıyorum. Şimdi ördüğümü iki. Aynı yere giriyorum. Üç. Toplamda. Dört. Beş. On iki tane olana kadar örelim. Altı. 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımı ördüm birinci zincirden döndüğüm yere geliyorum batıyorum bakınız zincirden döndüğüm yere geçişimi yapıyorum bir tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Ve gözümüzü bu şekilde oluşturuyoruz. Şöyle arkadan sıkıştıralım. Bu kesmiş olduğumuz ipimizi hemen içeriye alalım. Hemen buradan kesersek gözümüz çirkin bir görüntü olur. Şöyle ikisini tutalım. Yine içe doğru gizleyelim. Bir daha gizleyelim. Kalanını keselim. Evet. Şu şekilde. iki tane şortumuz için göz lazım. Bir tanesini önce örmüştüm. Birini de şimdi ördüm. iki tane gözümüz hazır. Evet şimdi kırmızı ipimizi e, iğnemize taktık ve buradaki düz olan ön kısmımıza işlememizi çalışacağız. Hemen saymak istiyorum. 1, 2, 3. Şuradaki Tığ ile etrafını dolaştığımız yeri değil, sadece beyaz olan yeri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bakın tam ortadaki trabzanın merkez. Hemen buradan itibaren burnumuzu işlemeye başlayalım. Evet, iki kat yaptığım ipimi hemen geçirerek bakınız örmeye başlıyorum. 2 4 6 8 10 evet 12 şuradan itibaren almam gerekiyor. Evet alıyorum. Şöyle geçiyorum. Diğer ikisini de tekrar kapsıyorum bakınız. Şöyle. Arkaya düğümümü attım. çok çekip de kastırmayalım. Çok da pot bırakmayalım. Uygun ayarımızı yapmaya gayret edelim. Evet, yukarı kısmı tamam. Aşağı doğru üçgen şekli vermek için birazcık daha içten alıyorum. Ve içten batıyorum. Biraz daha tekrar biraz daha işliyorum geliyorum tam ortalayarak aşağı doğru düz çizgi halinde inmeye başlıyorum gülümseyen ağız yapıyoruz. Buradan batıp diğer taraftan çıkıyorum. Tabii bunu kendi istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 evet. Eşit olması için şöyle sayalım ve evet gülümseyen bir ağız yaptım arkaya da düğümümü atıyorum ve ipimi kesiyorum şöyle görelim burnumuz ve ağzımız iki tane de gözlerimizi hemen siyah ipimizle dikelim Evet burnumuzu ağzımızı işledikten sonra gözlerimizi de eşit bir şekilde diktik şimdi bu görmüş olduğumuz kulakları askımızın üzerine dikeceğiz şu şekilde şu kısımlarına dikmemiz yeterli kenarlarından birazcık e, dikiş atarsak güzel olacak Her ikisine bakınız içe doğru şöyle olsun doğru bakan kısımlar birbirine doğru yönelmiş olsun ve birer tane de düğme bu iç kısmımıza dikelim iç kısmımıza diktiğimiz düğmeyi buradaki yapmış olduğumuz iliklerimize hemen geçiririz şimdi askımızın bir tanesini ben şöyle kulağımızı yerleştiriyorum uç kısmına beyaz ipimi taktım dilediğiniz dilerseniz pembeyi de takabilirsiniz ama beyaz daha uygun olacak dikmeye başlıyorum kenarlardan alıyorum. Kulağımızın ön kısmına çıkmadan bakın birkaç dikişle rahat rahat dikmeye başladım. Şöyle baktığımızda bakın burada yanılma olmasın. Kulağımız içeri doğru bakan kısmı olsun. Ve başlıyorum. Kenarlarından tekrar evet bu kadar yeterli şöyle de dönebilir tabii ki düğmemizi taktığımız zaman kulağımız bu şekilde olacak askımızın bitirdiğinde en son durumda hemen düğümümü atıyorum ve uç kısmıma bir tane de diğer kulağımı diktikten sonra düğmemi dikiyorum düğmeyi ben Şöyle şeffaf bir düğme dikmek istiyorum. Hemen kalp kısmı aşağıya gelecek şekilde şöyle takması kolayca olsun diye. Tabi istediğiniz şekildeki ve renkteki düğmeleri değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi diğer kulağımızdaki ve düğmelerimi diktikten sonra görüşelim. Evet, düğmemizi taktım. Bakın burada da düğmemi şu şekilde diktim. İçe bakın şöyle şeffaf olduğu için görünmüyor. Üçgen kısmı geliyor. Hemen şöyle gördüğümüz ilik açtığımız yere takıyorum ve askımızı bu şekilde kullanıyoruz şöyle görelim çok güzel oldu bebeğimizin şortu evet sevgili arkadaşlar bütün aşamalarını yaptık kulağımızın altına düğmelerimizi de diktikten sonra bakınız çok güzel bir şekilde düğmemiz içeride duruyor ve tavşanlı Etek şortumuz kullanılmaya hazır. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.